Tekrardan merhabalar sevgili Ziraat Hayvancılık ve Hububat Günü dostları, yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Ben de bugün kasabaya gideceğim, haberin olsun diyorum. Canını yerim. Bunları tıklamak falan mı lazım, hala bitmedim ya. Aslında oraya bir şeyler daha yapıp koyabiliriz ya. Niye öyle boş bekletiyorum ki? Does anyone have one of them better packs? My TV remote died, and it's a real hassle getting out of the car to the train station. Pam. Tamam. Önce bunu halledeceğim galiba. Çünkü o Pam şeyci ya. Aa yo. Araba başına beklerken gider veririm ya. Tamam. Şunları aşağı alacağım şöyle. Ben bizim şey ya, Seda Sayan abla abi. Arabanın başına geldiğinde saat 11'de falan gider veririm şeyini. Adam gibi ödül veriyordur umarım yani. Boşuna şey yapmak. Aa mısırlar olmuş, şunlar olmuş. Çok fazla şey olmuş. Toplamakla zaman kaybedeceğiz biraz. Aslında bugün madenlere de gitmek istiyordum ben. Ama bahçeyi de düzenlemek istiyordum. Şu oyundaki isteklerim hiçbir zaman bitmiyor. Enteresan bir Mısır'la ilgili hikaye anlatayım. Bugün büyük ihtimalle şehir efsanesi. Gerçek olmasına çok ihtimal vermiyorum ama yıllarca duydum, okudum falan bir şeydi. Bundan yıllar önce Karadeniz'de bir kadın Mısır tarlasında çalışıyormuş. Böyle bir hareket yaparken Mısır'ın yaprağının kenarının keskin tarafı kadının kolunu kesmiş böyle derin bir şekilde. Kadın da kan görmeye dayanamayan bir kadın olduğu için bunu görünce düşüp yere bayılmış. Kadın bayılırken orada işte bitkilerin üstünde bulunan bir akrep kadının kolundaki yarayı görmüş ve o ne kadar güzel, sıcak, ıslak, nemli bir yer, şuraya yumurtalarımı bırakayım demiş. Yumurtalarını bırakmış. Sonra köylüler gelmiş, kadına şey yapmış. Gel bacım seni hastaneye götürelim diyerekten hastaneye götürmüşler. Oradaki doktor yarayı adam gibi temizlemeden adam şey yapmış işte sarmış, dikmiş, ne yapmış artık tam bilmiyorum detayını. Göndermiş. Sonra kadın işte birkaç hafta sonra evinde otururken bir bakmış kolundaki yara yarılmış ve içinden akrep yavruları çıkmaya başlamış. Bunu gören kadın hemen kafayı yemiş, delirmiş, akıl hastanesine kaldırmış falan. Böyle bir hikaye vardır. Ya açıkçası ben inanmadım hiç. Ama enteresan bir kafa yani. Hikaye olarak fena değil. Bir de bunun şey versiyonu vardır. Bak belki onu duymamışsınızdır. Gerçi bunu duymuşsanız onu da duymuşsunuzdur. Adam biri evinde oturmuş uslu uslu karpuz yiyormuş. Karpuz çekirdeklerinden bir tanesi herifin hop diye nefes borusundan akciğerine kadar kaçmış. Akciğerinde bir süre duran şey... mantar varmış. Akciğerinde duran şeyi çekirdeği, karpuz çekirdeği orada sıcak... Nasıl yiyen trüfür lan? Ha arkadaş, tamam. Bunu alamıyoruz. Inventory'yi boşaltacağız. Neyi nereye koyduk hatırlamıyorum ki arkadaş ya. Buraya da koy. Kadar yeter ya da şu şeyi toparlayayım yeter ya zaten. Ha. Karpuz çekirdeği herifin akciğerine gidiyor. Opa. Kılıç değil lan. Akciğerinde işte sıcak işte topraktaki gibi bir ortam olduğu için şey olmaya başlıyor. Besinli vitamini falan bir ortam olduğu için. Tohum yeşermeye başlıyor. Filizleniyor bilmem ne. Sonra adam işte böyle akciğerini karpuz bitkisinin doldurmasıyla ölüyor, nefes alamıyor, ölüyor falan gibi hikaye vardı. Bunu da bir doktora sormuştum. Şey demişti, öyle bir şey olsa zaten akciğerindeki ödemden ölür yani hani karpuz şeyinden değil. Öyle bir durumda ödem oluşur, ölürse ondan ölür demişti. O da mantıklı. Ama bunlar güzel hikayeler yani.
O konuda bir şey diyemeyeceğim. Hikaye, yani hikaye olarak dinlediğiniz zaman kısacası gerçek mi değil mi diye sorgulamadığınız zamanlarda güzel hikayeler. Ha, yine çantada yer kalmamış, öyle mi? Buradan çok alacak bir şeyim yok aslında, dur bakalım. Mavi slime koyayım. Tamam, o zaman bunları alacak kadar da yer açılmıştır. Nah açıldı, bir de bundan çıktı değil mi? Abi işte bir tane daha bir şey çöpe atayım ya. Yok ki anasını satayım. Bok var, şu pili sabahın köründen aldım elime. Yok abi, bir şey atamayacağım işte böyle. Şimdi gideceğim, satacağım, tekrar geleceğim. Çok kötü zaman kaybettim bugün. İki kere şu çantayı doldurma mallığına düştüm. Tamamen benim salaklığımla bugün ciddi zaman kaybettik. Şunu satacağım. Slime'ları alayım. Yani şu gerçekten saçma bir iş oldu ama fazla da yapacak bir şeyim yok. Şuraları bombalayıp bugün odun toplamaya çalışabilirim ama. Bizim de dediğim gibi. Bayağı bir slime'ımız oldu. Slime'larla da ne yapacağımı hala kestirebilmiş değilim fazla. Şeyin gidip pilini vereyim ama. Gelmiştir, saat 12 oldu. Pamela. Seda Sayan Pamela. Öyle de bir şarkı vardı, Pamela Spence diye. Ne demek ablacım? Sen de mahvettik bir olayımız olduğunda bize yardımcı olursun. 400 volt çok azmış yalnız, kalbini kırarım. 400 volt ne ulan? Pil kolay mı yetişiyor? Günümüzde bir pil kolay mı yetişiyor zannediyorsun? Şimdi buradan başlayacağız abi, şu her günkü aynı saçma hareketlerimize. Baktım herhalde buraya değil mi ya? Ama 10 tane bir şey şarap marap bulup orayı şey yapmam lazım benim. Çıt çıt çıt. Onu en sona bırakayım ben. Ha, buradaymış. Tamamdır. Bunu da alacağız zaten. Peynir yapacağız o zaman. Bunu niye koyamadım? O da burada mı? Ha, burada. Bu nerede abi? İçeride miydi yoksa? Sıçacağım ya. Abi deli ediyor beni şu salak şeylerle uğraşmak. Burada mıydı gerçekten? Aha. Bu da kimdi? Nerede? Mısır. Abi burada olması gerek gibi geliyor ama. Abi buradaymış. Allah kahretmesin. Şimdi bir de şunlara şey bulacağız. 20 tane zımbırtı. Şunu yapmaya başlayayım bir yandan. Hayır ulan. Yanlış şeyi zorluyorum değil mi? Aslında 10 tane large gold. Dur bakayım, şuradan çıkanlara göre başka bir şey yapabilirim belki. Large gold milk, değil mi? Tamam lan. Bunlarla da peynir yapacağım. Bunları aşağıdaki mahzendeki zımbırtılara takacağım. Orada daha değerlensinler madem.
malları içeri koyacağız. Abi bugün yedik gene burada yani. Şu şeyi yapalım. Bunlara şimdi bir şey koymayacağım. Bir dahaki şeyde işte bir dahaki posta şey yaptığımda hepsini birden yapacağım ki hepsi aynı zamanda başlasın, aynı zamanda bitsin. Şunu bir denemek istiyorum abi. En çok şu an bugün bunu merak ediyorum. Çünkü ağaç kesmek benim için gerçekten ızdırap idi. Oraya da geçemedik ki arkadaş, nereden geçeceğiz? Ağaçları kesemiyormuş bu bomba. Dur o zaman daha süpersonik bombadan yaparım lan. O işe yarıyorsa onunla giderim yani. 4 gold, 1 solar, 1 void. Yaparım lan. Yaparım bilirsin. Şunlara da bir şey koyabilirim aslında mayonez için. Var mı 5 tane güzel yumurta? Şunu alayım ben bir yandan. Kaç? 2 tane yumurta. Şundan varmış da. Aa, en güzeli bu zaten. Altında şurada mıydı? Tamam, bütün bahçeyi temizleyecek kadar bomba yapabiliyorum şu an sanırım. Tamam, bugün böyle seri üretim çalışmaları üzerine geçiyor ya, kusura bakmayın. Yani bunu da yapmam lazım, onu da yapmam lazım da bugünü buna ayırabilmiş olduk maalesef. Şuraya mı koyduk? Daha yok mu geçebileceğim şurada? Ha. Aa, mantar ağacı var lan. Bak. Bahçemde ilk defa görüyorum sen. İnternette hep gör. Abi. Bu da mı ağaçlara etki etmiyor? Benim ağaçlarım titanyumdan mı abi, gözünü seveyim ne? Baksana her bütün taşları maçları oyduk kabak gibi. Abi benim ağaçlarım hangi maddeden yapıyorlarsa gerçekten ben de ondan istiyorum. Abi hiç bana mısın dememiş ağaçlar ya. Abi yok, kusura bakmayın. Ben böyle olur da çok eğleniriz diye denemiştim bunu ama. Olmuyormuş. Ah beyler. Şunları koyacağız. Aslında şu diğer bombaların hepsini yapıp şey yapabilirim ya. Lan. Gaza mı geliyordum yoksa? Yoksa yarın maden mi deşiyorduk? O zaman yarınki bölümde çekeceğim galiba şimdi. Şu an öyle görünüyor. Bunu buradan almıştım. Bunu buradan almıştım. Şunlar banko burayadır. Şunu şey yapacağız. Pickled corn. Oo, daha şunları koyacak 20 tane şeyi bulamadım lan. Bir saniye, onlar da nasıl yapılıyordu abi? 50 wood, 40 stone, 8 gold. Tamam. Şu an yapamayacağım demek zaten. 20 tane güzel bir sebze bulmamız lazım. Grape, bunlar da zaten şarap yapıyor. Buna gerek yok.
Burada yok. Tam 20 tanemişsin sen. Ne kadar tatlı bir şeysin ya. Kedi canlarını senin. Şimdi biraz bunlarla olana kadar ağaç keseyim. Evet, bugün gerçekten bahçeden bile çıkamadım neredeyse. Ama yani gördüğünüz yapmam gereken şeyler vardı. Artık biraz şu üretim olayını arttırmak istiyorum ben de. Burayı da mı patlatsam ya? Lan çok zevkliydi, gaza geliyorum. Dayanamıyorum, patlatacağım sanırım. Şu taşları maşları falan temizlesin en azından. Temizim ya. Burada bizim dedemizin mezarı var malum. Biraz da sesli sakin bir bölüm oldu. Şimdi şu an ağaç kesmeye odaklanınca. Ağaç kesmeye odaklanmak da neymiş diyeceksiniz ama. Ayda. Nasıl alacağım ben orayı kardeş? İçeri girip alabiliyor muyum? Yok. Evet, buradan gözükmüyor. Kaldı orada. Şurada kaldı birkaç tane ağaç. Bir bomba da buraya atasım var ama biraz çok okum çıkardım. Bu da şimdi haritanın dışına düşecek bak. Hala az odun ama ya. Şöyle koyalım bari. Oha, iyi temizledi. Vallahi iyi temizledi taşları başları. Güzel. Bu da yine şeyin içine düşecek. Başlamam lazım aslında. Kalan peynirleri falan da toplayacağım. Şunu aşağı atayım abi, sakatlık çıkmasın. Şuna şöyle alayım, o peynirleri yaşlandıracağız. Öyle satacağız. Şu araya bir de taş yol döşemem gerekecek sanırım. Bunları doldurdum. Şunları şey yapayım. Aa, sapı da doldu bunun. Fiber 200 300. 5 tane için 250 tane gerekecek sanırım. 500 tane falan yapmam lazım ki bu okuyor resim o zaman. Odundan. Şunu şöyle. Şimdi şunu satabilirim. Balı içeri koyacağım. Tamam, çözdük bugün olayında. Ama balı buraya koydum. Saat 11.40. Şunu şöyle alacağız. Vay,
sarı yıldızı gösterdiğini ilk defa gördüm. Saat, evet. Şimdi zaten uyarıyı verdi. Saat 12 oldu. Koştuk. Şu köpeğimi seveceğiz. Hehü hehü dedi. Evet. Oh, işte böyle sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi hareketli geçen bir şey. Aslında hareket dedim, sürekli bahçede koşturduk ama enerjimizi falan iyi harcamışız. Bayağı bitirmişiz. Bu enerjiyi bitirmek kolay değil. Bombalarımızı yaptık. Yarın madene dalabiliriz. Başka bir şey yapabiliriz. Bilmiyorum. Zaman gösterecek. Ama şunu biliyorum ki bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ağaçları sevin, doğayı koruyun. Süper bir gün geçirin ve haydi hoşçakalın.